Gel gel ver bir çile hacet
Sensiz gümansız, sana inanmayan gider imansız. Adı güzel kendi güzel kendi güzel muhabbet. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Öncelikle siz tanıyalım. Ben Melek Atak. Atak Consultancy'nin sahibiyim. 2006'dan beri faaliyet görüyoruz. Bu sene 2013 Ramazan Çadırı'nı biz kurmaya, İZA ile beraber kurmaya karar verdik. Ve hoş geldiniz. Öncelikle Atak Consulting'den biraz bahsederseniz çalışmalar hakkında. Atak Consultancy danışmanlık bürosu. Yani girişimcilere danışmanlık hizmetinde bulunuyoruz. Bunun yanı sıra Work Atak olaraktan iTunes büromuz var. Genç işçilerimizi, yani genç çocuklarımıza iş veriyoruz. Hep beraber, yani beraber iftarı, yani iftarımızı açmak, tabii orucumuzu açmak. Hollandalılar da var gördüğünüz gibi. Hollandalıların olması güzel bir olay. Tabii ki. Yabancılar da var. Bir ortam var. Alışılagelmişin dışında bir ilkelik ki çadırlar açılarak böyle güzel bir alanda, işte Rotterdam'ın merkezi konumunda tabii bir, ki. Böyle bir program nereden aklınıza geldi? Afrikandır. Rotterdam Zuid zaten Türklerin çoğunun olduğu yer. Bir de Ramazan çadırı neden? İstanbul'da, Türkiye'de bir Ramazan çadırı olur her zaman. Bir de onun havasını buraya getirmek yani bizim için iyi oldu. İstanbul'daki Ramazan akşamlarını burada yapmak. Tabii ki, adam. Tabii ki. Yani bir de Hollandalılar da tatsın diyerekten özellikle Afrikandır seçtik. Bundan sonraki yıllarda da tertip etmeyi, düzenlemeyi... İnşallah her sene istiyoruz ve hatta bir ay boyunca istiyoruz. Bu sene belediyeden dolayı bazı problemler çıktı ama gelecek sene inşallah bütün ay boyunca burada olacağız. Bildiğimiz kadarıyla buranın yanı sıra bir başka yerde bu Faslara ait cami. Tabii. Benzer bir çadır. Esselam Camisi'nde var şu anda. Orada da 250 kişi dışarıda ağırlanıyor. İçeride de 350'den başlayan, yani onların zaten her akşam verdiği yemek var. 1000 kişiye kadar çıkıyor. Bugün Mehter de vardı. Onu Mehter olması gereken bir grup, ekip diyerekten davet ettik. Onlar da bizi kırmadı. Sağ olsunlar. 250 kişilik burası. Esselam Camisi, o da 250 kişi. Yalnız içeri 1000 kişiye kadar çıkıyor. Toplam 1500. Hoş bulduk. Bugün farklı, güzel bir ortam var. Feyenoord'da. Evet, tabii. Biraz bahseder misin? Şimdi iftar çadırı yine kuruldu. Yalnız 6 yıldır biz belediye olarak kuruyorduk. Ve şimdi gerçekten çok güzel özel kurumlar kuruyor. Şirketler sponsor ediyor. Yani bunlar sadece belediyenin finansından değil de kendi yani girişimcilerin imkanlarıyla oluyor ve çok güzel, ortam da güzel, değişik bir atmosfer var ve küçük küçük çadırlar var. Gerçekten şimdi yine bir güzel bir iftar akşamını birlikte yaşayacağız. Eğlence programı da güzel, biraz sonra iftarımızı açacağız ve böylece yine bir Feyenoord'da, Afrika Underpark'ta İftar programı oluyor yani. Bu yılda oluyor. O da çok mutluluk verici bir olay. Yani girişimcileri, organize edenleri ve burada gelip burada katılıp iftarını açanların hepsini kutlarım. Ve Feyenoord'dan herkese selamlar. Ben gewend ben, doe ik dat altijd tweetalig. Nederlands en Turks. Welkom allemaal, welkom in de Afrikaanse Park. Al 6-7 jaar doen wij het iftardiner hier. En de afgelopen 6 jaar hebben wij het georganiseerd en gefinancierd. En nu is het een particulier initiatief. Hollanda is ook gewoon een stuk. Hoş geldiniz. Afrikaner Park'a, Feyenoord'a. Tabii ki alıştığınız gibi 6 yıldır iftar çadırı kuruluyor burada. İftar yemeği veriliyor. Ve 6 yıldır biz bunu belediye olarak yapıyorduk. Belediye olarak finanse ediyorduk. Belediye olarak organize ediyorduk. Yalnız sevindirici bir olay var ki bu yılki iftar
şirketler tarafından. Adem Simitçi, İzah Sağlık Vakfı. 6 yıldır belediye özel bir girişim olarak İzah Sağlık Vakfı ve Atak Consultancy'yi bu organizasyonu devraldım. Bundan sonra belediyenin finanse ettiği değil, girişimcilerin, gönüllülerin ve halkın yani finanse ettiği bir organizasyon haline geldik. Amacımız yani Welk iftarı, Hollandaca semt iftarı adı altında semtteki insanları, kültürleri bir araya getirme. Ramazan adında ne kadar güzellik varsa yani bir kaynaşma oluşturma. Bunu buradaki bulunan kültürlere tanıtma. Sadece Türkler yok. Değişik kültürlerden insanlar var. Aynı zamanda Faslı Büyük Cami'de iftarımız var şu anda. Esselam Moskei. Aynen. Evet, belki de ilk defa Faslılarla Türklerin birlikte bir iftar organizesi. Yani o açıdan yani ciddi bir kaynaşma var. Afrikanlı Welk semtinde, Hillsler semtinde. Semt bazında artık bu iftarları Welk iftarı adı altında organize etmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda benzer etkinlikler, benzer çalışmalar olacak. Tabii evet. Bu yıl yine Ramazan'ın sonunda olacak. Aynı şekilde. Daha çok Hollandalıların da katıldığı bir iftar olacak. Her yıl her semtte bir tane iftar düşünüyoruz inşallah. Biraz daha gün olarak artırmak gibi bir plan evet. Olabilir mi? Evet. Tabii. Yani bu yıl biraz yavaş başlayalım dedik. Neticede ilk organize olduğu için artırarak her yıl gitmek istiyoruz yani inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hamdolsun verdiği nimetlere, sağlık ve afiyete. Afiyet olsun efendim. Medine'nin dört yanı bulsa açar. Thank you.